Bismillahirrahmanirrahim. Sivas ili tam Arapça 2. Ünite 2. Amil, mamul, irap. Ana konu. Tabi amil, mamul, irap deyince klasik Arapçada bu avamil adlı kitaba denk geliyor. Özellikle orada bahsedilen konular diyebiliriz. Amil kelimesinden ne anlayacağız? Şurada bir takım bilgiler anlatılmış. Amil şu. Mesela elhamdü isimler. Elhamdü niye zanna var? Lillahi neden esre var? Rabbi neden var? el Elalimine neden ye ile yazılmış? Errahmani elrahimih, er maliki gibi kelimelerin harekesini, sukununu yani aslında irabını irdele, irdelemekteyiz. Amil ne demektir? Cümledeki kelimelerin harekesini belirleyen etken lafza amil deniyor. Kısaca bu. Harekeleri, sukunu, irabı belirleyen etkene amil denir. Amiller cümlede görünebilir. Gözün görebilir bunu. Görürse ona lafzi amil. Seslendirilebilen, okunabilen, görünebilen amil yani. Amil görülmeyebilir de. O zaman ona manevi amil veya amili manevi diyebiliriz. Mesela elhamdü. Şuradaki dalın zammı olma gereksisi görebildiğimiz bir amilden kaynaklanmıyor. Şurada göremediğimiz bir amil var. O geldi hamd kelimesini raf etti. Zammeledi diyoruz. Lillahi. Sonunca hi. Neden esra almış? Bunun amirini görüyoruz. Şuradaki lamdır. Lillahi. Li yani lam burayı estre yapmıştır. Bakın bunun amirini görebildik. Demek ki amil bazen görünür, bazen görünmez. Yani kelimelerin irabını, yazılışını, hareketsini, sukununu belirleyen o etken lafız bazen gözünde görürsün. Ona lafzi amil. Bazen de göremezsin. Ona da manevi amil denir. Ne zaman görünür, ne zaman görünmez. Aşağıda geliyor bunlar. Mesela diyor ki amilin görünmemesi olma olmadığı anlamına gelmiyor. Göremediğimiz halde var olan birçok şey olduğu gibi amil içinde geçerli bu. Nerede gizli amil var? Gizli amil yani görünmeyen amil, yani manevi amil nerede var? Bu müptida haberi raf eder. Mübtedanın sağında, haberin sağında var. Bir de fiil muzariinin sağında bulunur. Muzariinin ne zaman sağında bulunur? Muzari'nin sağ tarafında ona nasbeden, cezmeden yoksa muzarinin sağında ona ne vardır? Raf eden gizli bir amil vardır. O zaman gizli amil bir müptedanın sağında var, iki haberin sağında var, 3. sağ tarafında nasbeden ve cezmeden bulunmayan muzarinin evvelinde yine amili manevi vardır. Mesela Fiili muzari görüyorsunuz. Fiili muzari. Yansurru. Ra'da zame var. Yansurru. Niye yansu? Ra değil. Yansur sukun. Niye yok? Niye zame var? Gerekçe. Diyeceksin ki bu muzarinin sağ tarafında nasbeden edat göremiyorum. Cezmeden edat göremiyorum. Öyleyse görünmeyen nasbeden yok, cezmeden yok. O zaman görünmeyen bir amil var. Ona amili manevi diyoruz. Gizli amil muzari raf etmiştir. Bu. Sağında cezmeden olabilir mi? Örnek lem yelid ve lem yüled. Lem ne yapar? Cezmeder. İşte lem yan sur muzari mezzum oldu. Veya ne var? Nasbeden örnek len var. Len yan su ra muzari ne yaptı? Nasbetti. Lem de yok, len de yok. O zaman muzari raf halinde. Ketebeyek tubu. Fethayefte hu. Nasara su ru. Niye hep sonuncu harfi ile okuyorsun? Sağında nasbeden yoksa, cezmeden yoksa amili manevi vardır diyoruz bundan dolayı. Müftüde haberin sağında bulunur. Bir de evvelinde nasbeden, cezmeden bulunmayan muzari'nin evvelinde amili manevi vardır diyoruz. Üç yerde. Burada benzeri anlatılmış şeyler anlatılmış. Bu da tecerrüt yani soyutlama düşüncesini doğurmuştur. ne? soyutlanma ne? Buraya kafayı takmayın. Anlattığım şey. Muzarın sağında bir şey yoksa yalın haldedir. O zaman raf eder onu amil manevir. Mamili manevi. manevi. Tecerrüt nedir? Lafzi amillerden uzak bulunmak, hali bulunmak, yalın halde bulunmak demektir. Sadece mübteda haber ve muzari gibi üç merfu ma'mul için söz konusudur. Anlattığımız şey söylüyor. Müfteda haberin sağında ne zaman ameli manevi vardır? Her zaman vardır. Evvelinde kâne ve benzerleri, inne veya benzerleri bulunursa zaten ortada müfteda haber kalmayacaktır. Onların isimleri, haberleri kalacaktır. Yani buraya önemli değil. Buraları geç. Buraları geç. Dikkat ederiz ameli manevi sadece raf hali. Yani yalın hal için geçerlidir ve yalın hal için herhangi bir ek söz konusu olmadığından bu durum Arapçadaki amil prensibi gereği amili manevi şeklinde açıklanmıştır. Buraları da geç. Anlattığım şey. Zaman kaybetme. Not. Bazı nahiyiciler müftüdan amili maneviyle merfu. Haberin ise amili maneviyle değil. Bizzat müftüdanın etkisiyle olduğunu ifade ederler. Bu genel geçer kabul gören bir şey. Değil. Geç. Şuraya kadar. Şu an çizdiğim yere kadar anlaman gereken şey nedir? Ameli manevi diye bir şey var. Görünmez, okunmaz, yazılmaz, seslendirilemez ama var kabul edilir. E bu nedir? Sağında cezmeden ve nasbeden bulunmayan muzahirin evvelinde vardır. Başka müptedanın evvelinde vardır. Başka haberin evvelinde vardır. Bunlar ameli manevi denir. Okunmaz, seslendirilmez, yazılmaz. Bir de var? Lafzi amil var. Onlar nelerdir? Tek tek şu an yazılı değil. Aşağıda gelecek. Lafzı demek telaffuz edersin, seslendirilsin, okursun, yazılır, gözün görür. Bunlara da lafzı amil deniyor. Aşağıda gelecek ne oldu? Burada başka bir şey yok. Okuyup kendini zaman kaybetme. Şu ne demek, bu ne demek? Boş ver. Lafzı amiller kendi içerisinde ikiye ayrılır. Lafzı amil, semai veya kıyasi olabilir. Semai, semi'a kökünden türetilmiş değil mi? Semaiyun. İşitmeye bağlı demek genel geçer bir kurallı yok. Kıyasi amillerse kurallıdır. Kıyas zaten kayde demek, kural demek. Tamam? Kurala tabi amiller, işitmeye bağlı, kaydeye bağlı amiller. Semmai, kıyasi diyoruz buna. Lafzi amiller, semai amiller var dedik, değil mi alt tarafında? Bu semai amiller nelerdir? şunu bir tabloyu bir gösterelim genel kabulde yani avamili bir gibi dediğimiz kitaba göre 60 adet amil, 30 adet mamul, 10 adet iğrap vardır. Bu işleyen kitaba göre değişir. Avamili cürcaniye göre mesela 100 tane amil vardır. Amil sayısını şu an için ezberlemene, aklına tutmana gerek yok. Kitabınız ne derse onu kabul edin. Bunun bir değeri yok. Geç. Amil kendi içerisinde lafzi ve manevi olarak ayrılır. Böyle tabloda şema olarak görmek daha akılda kalıcıdır manevi dediğimiz ikidir veya bir üç de diyebilirsin bakış açına bağlı. Mümteda'yı raf eder bir, haber raf eder iki, Muzayi raf eder üç diyebilirsin veya bir müpteda haberi raf eder iki, Muzayi raf eder. Yani sıralama çok önemli değil. Sonuçta üç şeyi raf ettiğini bil manevi amil. Lafzi amil kıyasi ve semai olarak ayrılır. Semai olanlar nelerdir? Şimdi kitabınız onu ele alıyor. Diyor ki amiller ve tabii ki mamulleri. Amil ne demek şimdi? Şurada diyelim ki amil var. Amil herhangi bir kelimenin irabını, yazılışını, harekesini, sukununu belirleyen etken lafızdır. Mamul nedir? Mamul de amil tarafından yazılışı, irabı belirlenmiş olan lafızdır. Mamul unlu mamüller deniyor değil mi? Mamul imal edilmiş, undan yapılmış. İşte amil etkendir gider, mamulün irabını belirler. Amil bir lafzın irabını belirlerse, belirlenen lafza mamul denir. Evet, sema amiller ve mamülleri. Birinci madde harficerler. Harficerler nelerdir? Harfi celler. El ba'u. Bu bir harfi cerdir. El ba'u denilse de nedir bildiğin? Bi yani. Bi. Bi diye yazılır. Adı ba'dır. Elif, b, t diye bir şey yok değil mi? Elif, ba denir. O şekilde adı ba'dır. Peki. Safera halidun bil kıtari. Safera fiildir. Halid faildir. Bunlar şu an için önemsiz. Önemli olan şey altı çiziler. Bakın. Ba harfi cerri. Bu bir amil. El kıtari, kıtar mamuldür. Kıtar kelimesinin ra harfindeki esre, ba'dan kaynaklanıyor. Ba, kıtar kelimesinin ceretti, Kıtar kelimesinin cer alameti, cer halinde olduğunun kanıtı, sonuncu harfteki esre. Tabi mecrur demek esreden ibaret değil. Aşağıda onlar gelecektir. Gelmezse de biz anlatırız. Şu an bir buraları işleyelim anlatırız derken bu dersi anlatmayabiliriz. Bu ders yani nedir? Bir özet, bir tanıtım dersi. B harfi cerdir. Bir amildir. Yani etkendir. Ne demek? Bir farklı kelimenin yazılışını belirler. Harekesini, sukunu belirlediği için amil deniyor. Kıtar mamuldür. Çünkü bir başka kelime onun yazılışını belirlemiştir. İşte kıtardaki esreyi ba belirlediği için. Madem ki ba belirledi amildir. Madem ki kıtar lafzının yazılışı, bir başka kelime tarafından belirlendi. O zaman kıtar da mamüldür. Tabi görmüşken e, şey yapalım. Söylemeden geçmeyelim. İleride gelecek. Safera fiil değil mi? Mufaale babında. Evet. Fekullü fiilin yerfa'u ve yansıbu. el mutlakan. Her fiil amildir. Semay amil değil ama. Kıyas amillerde gelir. Her fiil amildir. Bu da bir amil ne yaptı? Halit kelimesini raf etti. Halit mamuldür. Yani bu şöyle düşünelim. Şurada bir virüs var. Ne yaptı? İnsanın birine bulaştı. Virüs amildir. İnsanda nedir? Mamuldür. İnsanın çünkü hasta etmiştir. Onda bir değişikliğe meydan vermiştir. O zaman değiştiren şey buradaki virüs ise mesela koronavirüsü geldi seni etkiledi. Hastaneye düşürdü. Hasta yaptı vesaire. Sen mamulsün. Çünkü virüs sende bir şeyler yapıyor. Yani sen gidip virüse bir şeyler yapabilirsen sen de amil olursun. Mantığını bir kere anladık mı her taraf dolu. Maddeki de ila var. İla harfi cerdir. Şerhi onun mecruru. Dolayısıyla mamulu. Altı çizili kelime en sağdaki hep nedir? Amil, 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 amil. Bunlar amil. Soldakiler de mamil oluyor. El kürsi El gurfeti. Es sabahi. Vallahi, bulu'i, haşa, zeydin, muh, e, mahmudin, bunlar nedir? Mamuldür, mecrurdur. Min, harfi cerdir, dolayısıyla amil, iman, mamulu, zünüb, mamul, hakimi, mamul, lil hakimi, yani li el hakimi, değil mi? Buradaki lam amildir. Kel esedi el kaf harfi el esed mecrurdur mamüldür. Rubbe harfi cer eh mecruru ta harfi cer lafzatullah Harficer demek amil demek yani. Mündü hala bunlar hep amil. Selase halit bunlar da mamul oluyor. Konu basit bir konu. Şöyle Kur'an'ı açsak rastgele nerede denk geliriz? Az önce buradan işlemiştik. Hani harfi cr nerede denk gelir? Yoksa ortalık amil dolu. Amil konusu bizde şey. Kur'an-ı Kerim'in her satırında amil var. Elhamdülillahi. Bakın elhamdü mübtedadır. Mübteda olduğu için merfudur. Peki merfu mübteda olduğu için de onu raf eden şey nerede? Ben göremiyorum. Ben de göremiyorum. Gözünüzde bir sorun yok. Burada amili manevi var. Bunu raf etti diyoruz. Çünkü mübteda. Lillahi. Niye esra var? Lam harfi cerri olduğu için. Harfi cerri de işlemiş idik. Başka nerede mesela işlediğimiz konuyla alakalı bir durum var diyebiliriz. Harfi celleri işledik henüz. farklı bir şey işlemedik. Aleyhim ala harfi him mecruru. Ala harfi him mecruru. Himler zamirdir. Zamirler mevnidir. Dolayısıyla yazılışlarında mecrurluk, menfuluk, mensupluk gözükmez. Yazılışlarında bir şey değişmez. Sabit, donuk yazılışa sahiptir zamirler ama yine de mecrur deriz onlara. Mahallen mecrur denir. Başka harfi cer var. İşte zamir onun mecruru, mamuldür ama lafzi yani yazılış itibariyle bir şey değişmez. İleride gelecek bu. Lil müttegine li yani lam harfi cerdir. El müttegine mamuldür, mecrurdur. Cer alameti y'dir. Tabi bir kelime için mamul demek, mecrur demek yetmez. Kelimelerin mecrurluğu neyle ispatlanır, alametleri nelerdir? Kelimenin türüne göre değişir. Bu bir özet dersi olduğu için o iğraf kısmına çok girmedim. Bil gaybi ba harfi el gayb mamuldür. İşte buradaki esre cer alameti oluyor. Başka ne görebiliriz? Direkt fark edebileceğimiz. Min harfi cer kabli onun mamulu mecrurdur. Ba amildir el ahra mamul işte mecbur görüyorsunuz. Böyle gidiyor. Min Rabbi. Peki başka ne anlatılmış? İnne ve benzerleri, inne ve havatu. E havat kardeşler demek. Ha o innenin demek. İnne ve innenin kardeşleri, inne ve benzerleri de denebilir. Bunlara nevasi harfler, hurufun nevasi gibi çeşitli adlar da verilmektedir. İnne ismini nasf haberini raf eder. Yani el ilme kerimesinin mensup olması. Bir de bir deyişle fetha ile yazılmış olması, fetha ile bitmesi. Yani niye fetha ile bitti? İnne çünkü amildir. El ilme mamul, müfit de mamul. İki mamul mu var? Evet. Tek bir amil birden fazla lafzın yazılışını etkileyebilir. İşte inne enne grubu öyledir zaten. İnne enne, ke enne lakinne, leyte, laalle. Bunlar amildir. Bunlar iki tane lafza etki ederler. Yazılışlarını verirler bir tanesine ismi, bir tanesine haberi denmektedir. Bunlar isim cümlesinin evveline geliyor. Yani şuradaki inneyi silersen sildim. Yeni yazılış nedir? El ilmu müfidun. El ilim müpteda idi. Müfit haberdi. Sonra demişler ki biz bunun evveline inne getirelim. Getirirsen ne olur? İsmini nasb haberini raf eder. Yani müptedayı nasb eder. Haberin yazılışını değiştirmez. El ilm onun ismi. Müfit onun haberidir. İkisi de mamul bunlar. Yani şöyle diyebiliriz. İlk çizgili olan kelime amil, 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 amil. Sonra peşine gelen iki tane çizgili var. Bak. Zeyd, Esed. İkisi de mamul. Şebab, Ait. İkisi de mamul. İl, Müfit. Bunlar mamuldür. Demek ki çift mamule sahipler. Mensup olanlar. Artık ilk kelimeler diyelim. Onların ismi peşine gelenlere de haberleri oluyor. Eset haber, müfit haber, ait haber, müfit haber, gayb haber, alim haberdir. İnnenne grubu bu işi yapıyor. Tabi inlenne grubu çok daha detaylı yani şu an için. Hangileri amil, hangileri mamur? kitap buna değiniyor. Yoksa inlenne grubu bitti mi yani? Bitmez. Haberin kısımları var mesela. İnlenne grubuna mabit ise ne olur gibi. İşte mahallen iraplar söz konusu ayrıntılar da var. Onlara kitap girmedi. Aşağıdaki ünitelerde girebilir. Artık okudukça görünür. Cinsleri nefreden la var. O da nedir? Bir amildir. İsim ve haberi olur. Dolayısıyla iki kelimeye etki eder. Yani iki tane mamul alır. La ne yapar? La iki tane kelime etki yapar. Fail ismidir. Faiz haberidir. La ise amil. İsmi demek mamul demek. Haberi demek o da mamul çift mamulü var yani. Ma'ya geldik. Lese benze ma Bunda iki tane mamulü olur. İlkine ismi, ikincisine haberi. İlkine ismi, ikincisine haberi. La ve ma, lese ile aynı işi yapmaktadırlar. E, lese ne iş yapıyor? Haberi nasb ismini raf ediyor. Muzari nasb eden edatlar var. En, len, key, iden. Bu konu çok daha detaylı yani şu ana kadar işlediğimiz yukarıdan buraya kadar geldiğimiz her bir konunun, konunun pek çok ayrıntısı var. Her birinin mana özelliği var. Onlara değinmedik. Kitap değinmediği için. En nedir? Uhibbu en tenceha muzari mensuptur. Nasb alameti fetha. Alamet demek ipucu, kanıt, işaret. En olmasa ne olur? Tencehu. Ketebe yektubu Başına en geldi. Yektu B. Nasara yansu ru. En olsaydı yansu ra. Feteha yeftehu yefteha. Sonuncu harfi alıyor. Tabii ki mensup demek sonuncu harfin fetha olmasından ibaret de değil yani. Örnek len var şurada nasip edenler örnek olarak len. Burada fetha yapmışken burada nunu düşürdü. Nunu düşürdü. Fetha yaptı. Nunu düşürdü. Cemi önüne salim. Ona kimse elleyemiyor. Bir şey değişmez. Fetha yaptı. Nun nun. Nun nun. Kimse bir şey yapamamıştır. Fetha fetha gibi. Bunun ayrıntılı bir şekilde anlatılması gerekiyor elbette. Kitap şu an için basit geçiyor. K nasip edenlerden bir diğeridir. K amil peşine gelen mamul yani. Tu'tiye mensup len. Ühmile mensup iden tencaha. Demek ki bunlar nedir? En, len, ke, i'den. Önce en gelir, peşine muzari. Veya len, peşine muzari. Kısacası bu dört edatın sol tarafında bulunan muzariler mensuptur. O zaman bunlar nedir? Amildir. Sollarındaki muzari mamuldür. Sıra cezmedenlere geldi. Muzari cezmedenler nelerdir? Bir muzari cezmedenler, iki muzari cezmedenler. değil mi Bir tane muzari cezmeden ama lem. Lem şuradaki sukun lemden kaynaklanıyor. Lem amil yahruc mamul. Lamul emri yani li muzari sanda bulunan li li yasbir zeydun zeyd sabretsin lam var lamul emir emir lamı peşine sukun gelmiş muzari mezzum lemma efhem la tahkir bunlar hep cezmetmiş iki tane muzari cezmeden nerede var in Tejhe, tej, e, ne yazmışlar? Tejtehid, ic, tehede, yec, tehidu, tej, tehid tejtehid, tencah. Tej, tehid, tencah. İki muzari mezzum, gerekçesi in. O zaman in, amil, tejtehid, mamul, tencah, te mamul. Aşağıda geliyor yani. Tüm fiiller aynı zamanda nedir? Amildir. O zaman... Diyebilirsin ki teçtehit inin mamülü doğru ama teçtehit bir fiildir dolayısıyla amildir. Onun mamülü nerede? Gizli zamir ente. Tencah mamüldür inin mamülü ama fiil olduğu için aynı zamanda amil olmalı. Peki onun mamülü nerede? O da ente. Ayrı ayrı iki tane ente var. Nereden biliyorsun ente olduğunu? Fiil çekim bilmekle alakalı. Hangi fiilde hangi zamir gizlenir? Bunu bilmek için en azından şuradaki fiil çekimine hakim olmak, daha sonra zamir çalışması yapmak gerekir. Madik tan cezme demiş. Tesna tecid eyne ne de öyle? Tezheb ezheb. Enne tezheb tecid e teذهb, teذهb, Yezrağ, amil, yu. Yezra yahsud. Kefema tuamil yuamiluke ke ikincisi iki tane dedim diyor ya. İkinci mezum olan fiilimiz. Mezzum mu? Evet. Nasıl mezzum? Burası aslında şöyleydi. Yuamilune idi. Yuamilune. Yani şey gibi ne diyelim? Nasara yansuruna, yektubuna, ne gibi cemi müzekerdir bu. E bu da cemi müzeker. Gayiptir. Aynı şekilde sonunda nun vardı bir zamanlar. Ama artık yok değil mi? Niye yok? Çünkü keyfe mana yaptı. Onu cezmetti. Nasıl cezmetti? Ben sukun göremiyorum. Ya cezme alameti demek sukundan ibaret demek değil yani. İşte fiil çekimi bilmek çok önemli. Mesela lem burada sukun yaparken tesniye de ne yapar? Bak sukun var mı? Yok. Ne olmuş? Nun düşmüş. Cezme alameti. Cemide ne olmuş? Burada nun vardı. Düşmüş. Yani silinmiş, yazılmamış. Cezme alameti budur. O zaman tesniyelerde, cemi müzekkerlerde, ve müfret müennes muhataba dediğimiz yerlerde nunun düşmesi, yazılmaması ve bir de işte hasfedilmesi cezm alameti oluyor. Sen her sukun arama her yerde yani. Fiil çekimi bilmek gerekir. Mehme'a da iki tane fiil ne yapmıştır? Cezm etmiştir. Tek tüm tuzhir men yectehid yencah gibi devam ediyor. Görüyorsunuz. Şurada şunu söyleyelim. Tam böyle devam ediyor deyip bırakacaktım ki. T fiilini gördüm. Meta cezmi diyor. T aslında nedir? Yazalım onu. T, T, U. Yani sonunca Y idi. Şöyle diyebiliriz. Muzar'ın en soldaki harfi, yani la fiili, illet harfi olursa böyle bir fiilin cezm alameti nedir? İllet harfinin silinmesidir. Şurada Y vardı demek istiyorum. Artık yok silinmiş. Onun cezm alameti o. Hocam nereden biliyorsun orada Y vardı yoktu bunu nasıl anladın? Bunu kimse öyle bir saat Arapça çalışarak geldim bildim diyemez tabii ki. Arapça ile ilgili biraz geçmişimizin olması gerekiyor. Tecrübe alakalı, fiil çekim bilmekle alakalı. Lakin şunu fark edebilirsin. T'nin fiil olduğunu biliyorsan, fiil olduğunu anlayabilecek seviyedeysen hemen şunu eklersin. Dersin ki fiiller esreyle bitemez. Esreyle bitmek yani cer halinde olmak ismin özelliğidir. Eğer bir fiilin esterle bittiğini görüyorsan orada bir gariplik, bir anormallik vardır. Onun peşine düş. Düştük. Burada Y vardı. Y silindiği için sonuncu gibi gözüken T esteri. Aslında sonuncu değildi yani. Sonuncu Y idi ve o esteri değildi. Diyebiliriz. Tecid sukun var. Yesud Yeksur ee, Burada da mezunluklar açık. 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 Sıkı olarak gelmişim. Kıyasi amillere geldik. Yani semaileri bitirdik. el ile mutlaka. Feküli-Femeli yarfa ve yansı Direkt avamilden alınmış bir e, cümle. Avamili bir gibi diyoruz. İmam bir gibi tarafında yazılmış olan avamili adlı kitaptan birebir alıntı. Dolayısıyla ne diyebiliriz? Diye, diyebiliriz ki klasik Arapça. işte medresi usulü de deniyor. Şöyle bir 5-6 ay kadar Arapça okumuş kişinin 5-6 ay olabilir, 7-8 ay olabilir artık yerine göre değişir. 5-6 ay kadar Arapça okumuş birisinin zaten okumuş olduğu bir kitap. Oradan aktarımlar yapılmış. Kitap şu an için güzel gidiyor, basit, kolay. Öğrenci için çok faydalı. Tam fiiller. Diyor ki kıyasi amiller madde 1 nedir? El fiili mutlakan. Mutlakan ne demek? Önce şu el fiili fiil amildir hangi fiil? Bak şimdi, tam fiil var, nakıs fiil var. Malum fiil var, meçhul fiil var. Mücerredi var, mezidi var. Sülasisi var, rubaisi var. Bu fiilin sonu yok ki. Sen hangi fiilden bahsediyorsun? Nüfret, tesni, cemi, üçüncü şahıs, ikinci şahıs. Say say git. Mutlakan ne demek mutlak? Fark etmez demek. Diğer bir deyişle de, her türlüsü demek. Yani her türlü fiil. Yani tüm fiiller nedir? Amildirler. Fe öyleyse madem ki tüm fiiller amildir e küllü fiilin her fiil yerfa'u ve ayrıca yansibu. Her fiil raf eder, nasip eder. Diyor ve başlıyor. Tam fiiller. Artık tam fiil nedir? Tam fiil nakıs fiilin zıttıdır. Burada tamamlayacağım ben şimdi. Nakıs fiilden kasıt ne? Nakıs fiil eğer sarf ilmi okuduysanız bilginiz varsa mesela sarf ilmi Neye nakıs diyor? Mesela rama gibi fiile nakıs der. Rama veya ne diyelim? Gaza. Bunlar nakıstır sarf ilmine göre. Niye nakıs diyor? Sonuncu harf yani la fiili ille tarfidir. O yüzden onlara ne der? E, sarf ilmi nakıs der. Sarf ilmi harekeye bak e, şeye bakalım. Fiilin la me fiilinde ille tarfi varsa fiilin la mer fiilinde. Yani en soldaki harfte, en sonuncu harfte illet harfi varsa e sar filmi ona nakıs der. Peki nahiv ilmi neye nakıs diyor? O diyor ki ben bu tür bakmam olaya nasıl bakarsın? Ben kâne ve benzerleri diyelim. Kâne, lesle gibi fiillere nakıs diyorum. Niye? Şundan dolayı merfusu ile yetinemeyip, merfusu ile tam olamayıp, mensuba ihtiyaç duyan fiillere ne diyor? Mensuba ihtiyaç duyan fiillere nakıs fiil diyor. Burada söylemiş zaten. Ve innem yetinme, eğer yetinemezse, tam olamazsa, bir merfu'in, merfusu ile beraber, ne? Elfiyonlu fiil. Kelamen, kelam açısından, mana açısından bir eksiklik olursa, bel aksine tamam olmak şöyle dursun. İhtacı hüve, o ihtiyaç duyarsa ile haberin bir habere öyle haber ki mensu bir mensup habere e nekre bir kelime yüsemme adlandırılır ne adlandırılır Hıve o ne diye fiilen nakısa nakıs fiil diye mesela kâne ahmedu kâne idi veya dir dir diye çevirebilir nakıs fiildir kâne ahmedu ahmettir ahmet nedir akıllıdır zekidir Şudur budur say sen sonra ne oldu belli değil. Merfu ile yetinmek mana açısından yetersiz. mensuba ihtiyaç var. Tıflan çocuk idi bir zamanlar. Mana açısından. Ya bu çok önemli değil. Nakıs fiiller belirlidir. Oturup ezberlediğin zaman bunlar nakıstır, gerisi tamdır dersin. iş biter. Devamına girmedim. Bu bir tanıtım videosu diyelim. Tabii bu videoyu çekerken bu Arapça iki kitabı sonuçta bir şeyleri bildiğinizi varsayarak anlattık. Öğrencinin seviyesine göre anlatmak esastır. Karşımda birisi olmadığı için varsayımsal bir anlatım yaptım. Öğrenci olsaydı öğrencinin durumuna göre anlatılabilirdi.